Beşir Fuat, asker ve Osmanlı'da fikir adamı. Osmanlı'da fikir adamı. Bu kadar komik olmaya şaka yeter. İşimize bakalım. 1852'de İstanbul'da dünyaya gelen Beşir Fuat, burada yanlış anlaşılmasın, Esat değil Fuat, zamanında Maraş ve Adana'dan tasarrufu olan babası Hürşit Paşa ile annesi Giresun'un Memiş Paşa'nın kızı Habibe Hanım'dır. Yani Fuat Bey'in ailesi epey bir donanımlı. Peki ya kendisi ailesi gibi donanımlı mıymış? İstanbul'da Fatih Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra öğrenimine Suriye'de görevli olan babasının yanında devam etmiştir. Suriye'de Halep Cizvit Mektebi'nde olan Fuat, Fransızca kendi ana dili gibi konuşmaya başladı. Evet, yanlış duymadınız. Suriye'de üstelik Fransızca. 1871'de İstanbul'da askeri lisansını bitirdi. Ardından 1973'te Mektebi Habibi'yi bitirdi. Asker oldu. 3 yıl Abdülaziz'in yaverliğini yaptı. 76-77 Osmanlı-Sırp Savaşı patlak verdi. Fuat bu savaşta gönüllü olarak katıldı. 77-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve Girit isyanlarına katılma ihtimal etmedi. Savaş insanlara birçok şey kaybetti. Ama Fuat'a bayağı bir katkısı oldu. Bu süre zarfında İngilizce ve Almanca öğrendi. Evlilik yaşına gelmişti. İlk evliliğinden Mehmet Cevil adında bir oğlu oldu. Ama bir süre sonra ayrılacaklar ki ikinci evliliği gerçekleştirecek Fuat. Evlendiği kişi saray doktoru Kadri Paşa'nın oğlu. Salih Paşa'nın kızı Şaziye'nin. Bu sanki annemin gideceği akrabamın düğünü gibi. Biz devam edelim. Bu evliliğin sonucunda iki tane oğulları oldu. Beşir Fuat bilim ve felsefeye ilgi duyuyordu. Savaşta kazandığı İngilizce ve Almanca bir üstüne Fransızca ile birlikte batıdaki sanat ve fikirli akımlarını yakından takip ediyordu. 83 yılında Mustafa Reşid'in çıkardığı Envar-ı Zeka dergisinde çeviriler yaparak yazı hayatına başladı. 84 yılında askerliği bırakarak kendisini tamamen yazı ve yayın hayatına verdi. 3 yıllık çalışması sonunda 16 kitap, 200 makale çevirip yazmış ve yayınlamıştır. 84 yılında sadece yazarlık ve gazetecilik yapmış, üstelik dergiciliğe başlamıştır. Birkaç arkadaşıyla önce Haber, ardından Güneş dergisini çıkardı. Edebi alanda eser vermese de dönemin yazarları ile tartışmaya girmiş, tartışmaya girmesinin sebebi ise yazarların romantizmle etkilenmiş olmasıydı. O daha çok fen ve felsefenin ve maddenin gücünü ve önemini savunurdu. 1885'te Victor Hugo'nun ölümü üzerine onun hakkında bir eser kaleme aldı. ...1885 yılında oğlu Namık Kemal'in kızılcık hastalığını kaybeden Fuat, oğlunun ölümünü üstüne atamadı. 1886 yılında paranoyaktan annesini kaybeden Fuat, paranoya hastalığının genetik olduğunu düşündü. Bu yüzden kendisi gece hayatı ve metresleri öğrendi. Fransız metresinden Feride adında bir kızı oldu. Metresi mi yoksa karısı mı arasında kalınca daha da kötü oldu. Babasından kalan mirası da tüketince geçim sıkıntıları başladı. Bunun sonucunda intihara kalkıştı. 5 Şubat 1887'de Cağaloğlu yokuşu 12 numaralı evde bileklerini keserek intihar etti. Cenazesi Üyüp mezarlığına defnedildi. Ancak mezarı daha sonra kaybolmuştur. Beşir Fuat ne kadar bunalıma girip intihar etse de bunu yaparken kendisi nasıl öldüğü ile ilgili bir yazıyı bırakıp da gitti. Yazıda ise şöyle yazıyordu. Ameliyatımı icra ettim. Hiçbir ağrı duymadım. Kan aktıkça biraz sızlıyor. Kanım akarken baldızım aşağı indi. Yazı yazıyorum. Kapıyı kapadım. Diyerek geriye savdım. Bereket versin. İçeri girmedi. Bundan tatlı bir ölüm tasarruf edemiyorum. Kan aksın diye hiddetle kolumu kaldırdım. Baygınlık gelmeye başladı.
Beşir Fuat cesedini kadavra olarak bağışladı. Fakat bu isteği yerine getirilmedi. Fuat'ın intiharının hemen ardından İstanbul'da bir intihar salgını başlaması üzerine 11 Mart 1887 tarihinde gazetelerin intihar haberlerini vermesi yasaklandı. Yasak 6 ay sonra kalktı.